huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili dinleyiciler, daha önce de belirtildiği gibi İslamiyet'te insanların hayır veya şer işledikleri işler, fiiller, yapılan bütün aksiyonlar kendilerini ilgilendirir. Hayır işleyen onun mükafatını görür, şer işleyen de cezasını görür. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet ayeti kerimesinde de bildirildiği gibi. İnsanlar yaptıkları işin faydalı iş ise, hak rızasına uygun ise onun mükafatını göreceklerdir. Ferden eğer zararlı bir iş yapıyorlarsa, haram işliyorlarsa onun da cezasını kendileri görecektir. Evet, başkalarının da ondan mutazarrır olması, suimisal teşkil etmesi bakımından başkalarına da kötü örnek olması açısından zararı varsa da birinci derecede onun zararını görecek, mesuliyetini ve vebalini yüklenecek insanın bizatihi kendisidir. Ondan dolayı Cenab-ı Zülcelal Hazretleri buyuruyor ki ayet-i kerimede "Euzü billahi mineşşeytanirracim." Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma alellezine yettekun min hisabihim min şeyin velakin zikra leallehum yettekun. Allah'tan korkarak Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve emirlerine uygun hareket eden kimselerin, isyan içinde bulunan kimselerin hesabından üzerlerine düşen hiçbir sorun ve vebal yoktur. Velakin zikra leallehum yettekun. Fakat iyi yolda bulunan, Allah rızasına uygun yolda bulunan ve Allah'ın emirlerini bilen kimselerin, dalalet yolunda, isyan yolunda bulunan kimselere hatırlatmada bulunması icap eder. İşin ehli olan kimselerin emir bil maruf, nehi anil münker dediğimiz iyiliği emretme, kötülüklerden vazgeçirme faaliyetini yürütmesi icap eder ki bu suretle insanlar onlar gibi, diğer insanlar da onlar gibi ittika etsinler, kötülüklerden sakınabilsinler. Başkalarının kötülükten sakınması için insanlara hatırlatma yapmak lazım. Velakin zikra leallehum yettekun. Başkalarının ittika etmeleri, kötülüklerden sakınabilmeleri için onlara hatırlatma yapmak icap eder lakin buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlara bunu hatırlatmak ve her koyun kendi bacağından asılır diyerek sorumsuzluk içinde bulunmamak lazım. Kötülüklere göz yumarak seslenmemek o kötülüklerin daha da şuyu bulmasına, yaygınlaşmasına yol açar. Onun için gücü yeten kimseler, gücü yettiği kadar onlara, o kötülüklere, Allah'ın Allah'a isyan manasında olan hareketlere mani olma durumundadırlar. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dinlerini oyuncak ve eğlence haline getirmiş olan kimseleri, dinlerini bu şekilde kabul eden ve benimseyen kimseleri bırak, onlardan uzaklaş. Ve garrathumul hayatud dünya. Dünya hayatının nimet ve imkanları onları iyice gaflete düşürmüş, onları gerçekten uzaklaştırmış, onları oyalamıştır. Ve zekkir bihi en tübsele nefsüm bima kesebet. Onlara her nefsin yaptığı işlerden dolayı ahirette pek çok mahrumiyetlere uğratılacağını haber ver. Onlara hatırlat bunu buyuruyor Cenab-ı Hak. Leyse leha min dunillahi veliyyun ve la şefi'a. O nefsin, o insanın Allahü Teala'dan başka gerçek dostu ve yardımcısı yoktur. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine ancak güvenme durumundadır ve ancak onun yardımını, onun lütfunu, inayetini bekleyecektir. Allahü Teala Hazretlerinden başka kimse ona yardım edemeyecektir. Ve in ta'dil kulle adlin la yu'haz minha. O bütün mevcudiyetiyle, bütün imkanlarını kullanarak kendini kurtarmak için karşılık ve fidye vermek istese, her şeyini ortaya koymak istese,
ondan bu verecekleri şeylerin hiçbiri kabul edilmez. Alınmayacaktır bunlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا Bunlar yaptıklarından dolayı Allah-u Teala katında mahrumiyete uğrayan kimselerdir. Allah-u Teala kıyamette onları elleri bağlı vaziyette her türlü nasipten, her türlü imkandan hazzı kesilmiş olarak onları Allah-u Teala Hazretleri çaresizlik içinde bırakacaktır. Lehum şerabun min hamimin. Onlara irinden bir içecek, kızgın sular verilecektir. Ve azabun elimun bima kanu yekfurun. İnkarları ve küfürleri dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri tarafından onlara çok şiddetli bir azap, bir azap vardır onlar için. Kul ened'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yadurruna. Söyle onlara de ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerini bırakarak bize hiçbir faydası ve hiçbir zararı olmayan şeylere mi dua edelim? Bir takım aciz varlıklardan mı medet umalım? Ve nuraddu ala a'kabina ba'de iz hedana Allahu. Allahu Teala bizi hidayete erdirdikten sonra, Cenab-ı Hak bize doğruyu gösterdikten sonra tekrar gerisin geriye mi dönelim? Biz yüz geriye tekrar küfür ve inkara mı atalım? Allahu Teala Hazretleri muhafaza buyursun. Onlara böyle söyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Kellezî istehvethu şeyâtînu fil ardı hayran. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yarattığı dünyada şeytanların kendisini çaresizlik, sapıksızlık ve ne yapacağını bilmez vaziyette bıraktığı zavallılar gibi biz de şaşkın hale mi dönelim, biz de mi dalalete düşelim diye söyle onlara. Allah-u Teala Hazretleri muhafaza buyursun. Lehu ashabun yed'unehu ilel hudetina. Onların bir takım arkadaşları vardır. Onları hidayete davet ederler. Gel buraya derler. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki kul inne hudallahi huvel huda. Doğru yoldur. Bizim gittiğimiz yol isabetlidir diye sizi onları davet eden arkadaşları vardır onların. Halbuki sen onlara de ki hidayet, doğru ve gerçek yol Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin gösterdiği yoldur. Onlara böyle söyle. Doğru olan hidayet ve hak yol olan Allahü Teala'nın bildirdiği yoldur. Ve ümirna linüslime li rabbil alemin. Biz alemlerin Rabbi olan kudret ve azamet sahibi Allahü Teala'ya boyun eğmiş, ona teslim olmuş, ona münkad olmuşuz. Onun emrine itaat etmişiz. Etmekle emrolunduk. Onun emrine uymakla bize emredildi diye söyle onlara buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve en akimus salate vetteku. Namazı kılmalarını ve Allahü Teala Hazretlerinin cezasından, ikabından korkmalarını onlara emret. Ve huvellezî ileyhi tuhşerûn. Huzuruna varacağınız, huzurunda toplanacağınız Allahü Teala Hazretleridir. Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda bil hak. Gökleri ve yeri gerçek olarak yaratan, hak ile halk eden, yoktan var eden Allahü Teala'dır. Odur. Cenab-ı Hak yaratmıştır gökleri ve yeri. Ve yevme yekûlü kun feyekûn. Allah-u Teala Hazretleri o gün Allah-u Teala Hazretleri ol diyecek ve ol emrine uyarak Cenab-ı Hakk'ın ol dediği şey derhal vücut bulacaktır. Allah'ın emri ve muradı ilahisi gerçekleşecektir. Kavluhul hak, onun sözü gerçektir, doğrudur, haktır. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّرِ Sura üflendiği zaman ki bu nefhayı saniye dediğimiz İsrafil aleyhisselamın bütün mevcudatın yok olduktan sonra tekrar huzur-u haktan hakta toplanmalarını sağlayacak olan ikinci nefhadır.
Bu nefha esnasında Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerindir bütün mülk. Aslında dünyada da ahirette de. Her yerde mülkün gerçek sahibi Cenab-ı Hak'tır elbette ki. Mülkün hakiki sahibi Allahü Teala'dır. Fakat insanlar mülkün gerçek sahibinin Allahü Teala olduğunu aynel yakın gözleriyle görecekler, tereddütsüz olarak anlama imkanına sahip olacaklardır o gün. İşte Allahü Teala onun için buyuruyor ki velehul mulku yevme yunfehu fissur. Sura üflendiği zaman mülk o gün onundur, ona aittir. Allahü Teala o öyle buyuruyor. Yani o gün herkes bunu çok açık ve sarih olarak anlayacaktır. Alimul gaybi ve şehade. O bilinmeyen ve ortada olan, gözle görülen şeyleri ve görülmeyenleri en iyi şekilde bilendir. İnsanların bilemediklerini de insanların bildiklerini belli miktarda nüfuz edebildikleri, kendi ilmi ihataları çerçevesine sokabildikleri şeyleri de en mükemmel şekilde bilen Allahü Teala'dır. İnsanların görünen alem hakkındaki bilgileri bile kısıtlıdır aslında. İnsanlar bilgi bakımından son derece mahdut imkanlara sahiptirler ama Allahü Teala insanların bildik zannettiklerini de onların bilmelerine imkan olmayan gayb bilgilerini de insanların her türlü idrak ve muhakeme gücünün dışında kalan bilgileri de en mükemmel tarzda bilendir Allahü Teala Hazretleri. Ve huvel hakimul habir. Allahü Teala çok hikmet sahibidir. Onun bütün işleri hikmetlidir. Manasız ve abes hiçbir işi yoktur ve o her şeyden gerçek manada haberdardır Allahü Teala Hazretleri. İşte ayet-i kerimelerde baştan itibaren insanoğlunun Rabb'ı karşısındaki durumu, Rabb'ına teslimiyet için insanoğlunun Rabb'ına münkad olması, kul olarak boyun eğmesini gerektiren şartlar ve zaruretler ona tek tek hatırlatılmış. İnsanoğlu bu suretle Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerini tanıma konusunda olabildiği ölçüde en mükemmel tarzda tenvir edilmiş, aydınlatılmıştır. Ona hak ve hakikat gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim işte insanın aklını, izanını, idrakini, muhakeme kabiliyetini seferber ederek Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ona düşünmesi gereken gerçekleri hatırlatmasıyla son derece gerçekçi bir şekilde imana erdirilmek istemektedir. İstenmektedir. Hiçbir zaman insanoğlunu Allahü Teala Hazretleri hurafelerle değil, onun zihnen, fikren benimseyeceği son derece açık hakikatlerle karşı karşıya bırakmıştır ve onun ruhuna bütün bu gerçekleri Allahü Teala Hazretleri en mükemmel şekilde sindirmek istemiştir. Ne mutlu Allahü Teala'nın bu tavsiye ve emirlerinden istifade edip de imanını kemale erdirenlere. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.